Haftanın ilk gününden, keyifli bir pazartesi gününden herkese kocaman sevgiler. Evet, haftanın başında muhteşem güzel bir slime challenge videosuyla yine karşınızdayım canlarım. Ekran oldukça şenlik dedim arkadaşlarım. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Sizlere her zaman rengarenk, gökkuşağı tadında harika videolar hazırlamak istiyorum canlarım. İşte böyle işte sakarlıklarım olmasa daha da iyi olacak arkadaş. Evet, baharın ılık havasını hissettiğimiz şu günlerde sizlerin karşısına işte böyle rengarenk bir görüntüyle çıkmak istedim. Hadi hemen slime challenge'ımdan bahsedeyim. Slime challenge'ımızın tam olarak ismi şöyle. Num Num Slip Gloss vs H&M Lip Gloss Slime Challenge arkadaşlarım. Evet, burada bir adaletsizlik olduğunun farkındayım. H&M'in lip gloss'u oldukça iddialı. Olabildiğince kıpkırmızı, muhteşem, güzel ve sanırım bakın pırıltılıymış, pearl'müş. Yani ışıltıları falan da var içinde. Yani oldukça iddialı. Tek başına yarışacak bir lip gloss. Tabii ki durum böyleyken bu hiç de adil bir slime challenge olmayacak arkadaşlarım. O zaman ne yapıyoruz? Bütün num numslarımız bir oluyor. Güç birliği sağlıyoruz ve H&M'in lip gloss'uyla yarışıyoruz arkadaşlar. Num nums lip gloss'lar yalnız değiller. O zaman H&M Lip Gloss da yalnız değil. Onun tarafında da ben olacağım arkadaşlarım. Ben ve Num Numsar yarışıyor. Evet, bir ilk yapıyorum ve taraf tutuyorum arkadaşlarım. Ben H&M Lip Gloss seçiyorum. Onlar kalabalık olduğu için diğer yarışmacım kendini yalnız hissetmesin. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, başlıyorum. Ben oyun oynuyorum derken biraz saçmalamaya falan başlayacağım canlarım. O yüzden hiç kulaklarınız boşuna tırmalamayayım ve slime challenge'ımız başlasın. Duyanlar duymayanlara haber versin. Başlıyor slime challenge'ımız. Kullanacak olduğumuz malzemeler çok basit. Beyaz tutkal, saç köpüğü, nişasta ve bir miktar su. Borax suyumuz yok mudur? Ve bir de borax suyum var. Hadi başlayalım. Öncelikle tutkallarımızı, karışma kaplarımızı bir aktaralım. Hepiniz ekrana sığamayacağınıza göre aranızdan bir tane lider seçin. Kim olsun, kim olsun. Hadi bakalım, kırmızıyla kırmızı yarışacağı için. En iddialı kırmızı da bu olduğu için. Evet, liderlerini de seçtiler. Yarışmacılarımızı slime kaplarının başına alalım. Tutkaldan ikişer kaşık yarışmacılarımın kaplarına aktarıyorum. Tutkalın üzerine birer damla su ekliyorum. Tutkalı ve suyu iyice karıştırıyorum. Tutkal ve su karışımının üzerine nişasta ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Evet, işte bu aşamada köpük eklemeyeceğim arkadaşlarım. Köpüğü en sona bırakacağım. Önce bir slime'ımızı yapalım. Olsun. En son köpük ekleyeceğim. Şimdi borax su ekliyorum. Minyatür slime yapıyoruz. Allah Allah, borax suyu eklememe rağmen hala katılaşmadı arkadaşlar ve gördüğünüz sadece nişasta, tutkal ve su vardı. Karışımım sadece bundan ibaret. Yani slime oluşumunu engelleyecek henüz bir boya bile kullanmadım. O yüzden hemen yeni bir borax hazırlıyorum. Sanırım bu borax suyu ben yanlış hazırlamışım arkadaşlar. İkidir beni yarı yolda bırakıyor. Size karşı mahcup ediyor. Şu minik kabımızın içindeki suyu değerlendireceğim. Hemen yanında bir borax vardı. Suyun içi böyle azar azar borax katalım. Göz karar bir borax hazırlayalım. Hadi bakalım, azar azar borax suyumuzdan ekleyelim. Umarım olur bu sefer. Arkadaşlarım, canım arkadaşlar. Bu kadar zorlanmamamız gerekiyordu normalde. Sanırım olacak. Toparlanmaya başladı. Borax'ım az geldi. Borax'ım çok etkili değilmiş arkadaşlar. Bozuldu mu acaba? Olabilir mi? Borax bozulur mu ki? Ben bozulmaz diye biliyorum. Hani bu kimyasal maddeler çok da bozulmuyor. Uzun ömürlü oluyor. Hadi devam edelim. Borax suyu eklemeye devam ediyorum. Evet, sanırım işe yaradı. Tam bu aşamada köpüğümü artık ekleyebilirim. Evet, ilk yarışmacımızın slime'ı hazır. Yani H&M Lip Gloss'un slime'ı hazır arkadaşlarım. Güzel oldu. Evet, kopmuyor. Biraz katılaştı. Evet, farkındayım canlarım. Sanırım lip gloss ekledikten sonra biraz daha kendine gelecektir. Aynen bu şekilde seni tekrar karıştırma kabına alıyorum ve bekletiyorum. Gayet güzel oldu. Minyatür slime yapmak çok zordur arkadaşlar. Bunu her zaman söylerim. Dev slime yaparken fail olduğu zaman derdini anlayabilirsiniz ama minyatür slime'e ne katacağınızı şaşırırsınız. Yani ben öyleyim en azından. Sizler de denediyseniz lütfen yazar mısınız? Sizce dev slime yapmak mı, yani bol malzemeyle büyük slime'lar, büyük ebatlı, büyük hacimli slime'lar yapmak mı kolay? Yoksa minyatür slime yapmak mı kolay? Bence dev slime yapmak daha kolay. Devam edelim. O zaman şu yeni hazırlamış olduğumuz borax sudan ekleyelim. Hiç risk almayalım. Diğerini iptal etmiş olalım. Evet, num numslarımın slime'ını yapmaya devam ediyorum. Bakalım olacak mı? Hangisinin kıvamı daha güzel olacak? Hay Allah, yine sabırsız ben arkadaşlarım. Sanırım borax suyunu biraz fazla mı ekledim? Bir acayiplik var. Bir sanki sertlik, katılık var arkadaşlarım. Num numslarımın slime'ı güzel olmalı. Onlar çok minikler. Onlara kıyamıyorum. Onların kazanmasını istiyorum açıkçası. Ben her ne kadar H&M Lip Gloss'u tarafında olsam da, yani onun adına yarışıyor olsam da, gönlüm num numslardan yana. Oo, kopuyor. Daha köpük eklemedik değil mi? Hadi biraz köpük ekleyelim. Evet, köpük işe yaradı. Biraz daha yumuşattı. Keşke birazcık daha köpüğümden olmuş olsaydı.
Aynısının büyüğü varmış. Hadi ondan ekleyelim. Her ikisine de ekleyeceğim. Gel gel gel. Bakın ne buldum. Evet, gayet güzel oldu. Nullon sarının slime'ı muhteşem oldu. Evet, onardık, tahmin ettik. Katı olan kıvamı birazcık daha yumuşatmaya çalıştım ve başardım arkadaşlarım. Tıraş köpüğü olsaydı eminim bu kıvamı daha da katılaştırırdı. O yüzden tıraş köpüğü hiç kullanmak zaten tarifimizde de yoktu. Saç köpüğü. Ve çok işe yarıyor. Bakın sakız gibi yaptı slime'ımı. Ne kadar katıydı. Nişasta çok yakışıyor arkadaşlarım. Şu neon görüntü var ya, bakın. İşte o tamamen nişastanın marifeti. Vay, ses bile çıkartırmış. Bak bak. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Koşun koşun. Muhteşem güzel minik minik slime'lar oldu. Ve çok da malzeme kullanmadık. Sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama slime yaparken mutlaka yanınızda bir büyüğünüz bulunsun canlarım. Lütfen. Bu uyarımı ne olur dikkate alın. Ne olur ne olmaz. Çünkü kullanmış olduğumuz malzemelerin birçoğu ne kadar masum da desek kimyasal içeriyor. Boraks mesela. Bana göre tehlikeli bir madde. Boraks suyunuzu mutlaka bir büyüğünüzle hazırlamalısınız. Oynamalara doyamıyorum arkadaşlarım. Çıkan sesi dinlemeye doyamıyorum. Muhteşem güzel oldu. Ve ben bunun marifetinde kesinlikle köpük olduğunu düşünüyorum. Saç köpüğü slime'larımı yumuşatmayı başardı. Biraz daha sanki istiyor arkadaşım ama katmayacağım. Çünkü lip glosslarla birazcık daha eriyecektir o. Evet, challenge'ımız asıl şimdi başlıyor. Renklendirmeye başlıyorum. Küçükler önden buyursun. Numnoms lip glosslarla başlıyorum. Hadi bakalım, sırayla hepinizden azar azar ekleyeceğim. Bakalım ortaya çıkacak olan renk nasıl olacak. Numnoms lip glossların rengi çok soft arkadaşlar. Bir slime renklendirmeye tek başına yeteceğini düşünmediğim için hepsini kullanacağım. Hem kendi aralarında bir dayanışma olmuş oluyor. Bütün Numnoms'lar birleştik. 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 Bir slime'ı renklendiremedik mi yoksa olacak yoksa... Slime'ı renklendirdik. Arkadaşlarım ya, şu an acayip pişmanım. Sanki bu kadar kalabalığa gerek yokmuş. Ne dersiniz? Tek başına da bir lip gloss bir slime'ı renklendirebilecek derecedeymiş. Ben bunları hepten renksiz zannederdim ya. Wow, muhteşemmiş bu ya. Şeffaf jel şeklinde. Bunu hiç eklemesemeydik. Bunun renginden ne olur ki? Beğenmedim bu rengi zaten. Bize renk lazım. Neon renkler, bahar renkleri lazım. İşte böyle. Bu da bitmek üzereymiş. Ne çok kullanmışız bundan. Size hep derdim ya, ne kadar şanslıyız. Bize hiç aynısından çıkmadı diye bakın. Meğer çıkmış. Siz de önce fark etmiş miydiniz? Hadi bakalım herkes yazsın yorumlara. Ben doğrusu iki tane nomsum olduğunu biraz önce fark ettim. Evet, bütün nomsum lip glosslar bitti. Sıra sende. Bakalım içi kırmızı mıymış? Değilmiş. Pembe, yavru ağzı ve kremmiş. Evet işte böyle. Şimdi de sırada H&M lip gloss'umuz var. Yani benim yarış. Şöyle yapalım arkadaşlarım, bakın size benden istediğiniz kalbi gönderiyorum. Peşin peşin. Yorumlara da yazın ama siz yazmadan ben gönderdim işte. İşte bu sizin canlarım. Şöyle bir de ok yapalım mı? Kalbimin bir tarafı siz, bir tarafı ben. Arkadaşlar göründüğü gibi de değilmiş. Hiç renk vermiyor ki. Kıpkırmızı olacak dedik. Hadi dökülür müsün lütfen? Hiç de öyle kırmızı falan olmadı arkadaşlarım. Yani boşuna telaşlanmışız. Sanırım lip gloss slime yarışmamızı Numnoms'lar kazanacak. Pamuk şekeri renginde pofuduk slime oldu. Çok açık renk oldu arkadaşlar. Bir haksızlık var sanki ya. Bu kadar iddialı bir kırmızı ruj. Nasıl slime bu kadar renksiz yapabilir? Oo, şöyle bol bol. Evet evet evet. Çıksın çıksın çıksın. Bak bak, bu küçücük haliyle ses çıkarmaya çalışırmış. Slime çok güzel oldu ama renk konusunda emin değilim arkadaşlarım. Karar sizin. Ama kıvam muhteşem. Tam bir bubble slime oldu. Numnonslarımın renklendirici slime karıştırmaya başlıyorum. Her iki slime de çok soft, pudra renginde oldu arkadaşlarım. Yani renkler belli belirsiz. Ben çok severim bu renkleri ama ekranda çok net gözükmediği için biraz rahatsız oldum açıkçası. Biraz daha ekleyelim arkadaşlarım, bilmiyorum. Yoksa bir numnom seçip de tamamen bunun içine boşaltsam mı? En iddialı, en koyu rengi bulup slime'ı renklendiriyorum. Mavi vardı bir yerlerde, mavi görmüştüm. Evet, şu olsun. Hadi bakalım. Nomsumun içindeki lip gloss'u tamamen bitirdim. Bakalım bu slime'ın tamamen şekillenmesine sebep olacak mı? Etkili ve faydalı olacak mı? Hadi bakalım. Karıştırıyorum. Hedef renk değişimi. Olmadı arkadaşlarım. Bir değişiklik oldu mu sizce? Bence H&M biraz daha durdukça renkte koyulaşmaya başladı. Onda bir değişiklik var ama Numnoms'larımda hiçbir değişiklik yok. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Nasıl bir renkmiş böyle? Kayboldu gitti. Kirli bir slime gibi oldu. Ama dokusu muhteşem.
süt beyaz oldu arkadaşlarım. Slime'ı o kadar renk ekledim. O kadar renk, biliyorsunuz. Mavisi, pembesi, sarısı, yeşili, her renk var içinde. Sihirli midir nedir bu renkler, nereye gitti? Uçtu gittiler arkadaşlarım. Geride kirli mi kirli, pasaklı mı pasaklı bir slime bıraktılar. Çıkan sesler güzel ama fena değil. Slime güzel. Ele yapışmıyor. Çıkan sesler muhteşem. Kıvam harika. Görsel olarak bir şey demiyorum ama. Arkadaşlarım ama bir incelik var. Evet, hakkını yemeyelim. Minyatür slime'ın bakın tam bir inceye benziyor. Aynen öyle arkadaşlarım, evet, inci görünümünde. Numnosarımın slime'ı o kadar renk ekledim. Ola ola inci görünümünde olabildi. Dediğim gibi kıvam muhteşem. Eğer bu slime dev bir slime olsaymış oynamaya doyulmazmış. Bu da çok minyatür sayılmaz. Avuç içimiz dolduruyor. Evet. Avuç içimi dolduruyor. Oynaması gayet keyifli. Slime koleksiyonumda güzel bir yere koymalıyım bunu. Muhteşem güzel oldu çünkü ve çok emek var. Bir sürü numnomsun emeği geçti. Biri bana dur desin. Dur Gül Hanım. Dur. Yeter artık. Hem izleyicilerimiz hem biz. Beklemekten usandık artık. Şu challenge'ımızı bitirir misin? İşimiz gücümüz var yahu. Senin çatır çutur oynamanı mı dinleyecek arkadaşlarımız? Ay arkadaşlar, fırçayı değdik. Tamam, ben hemen toparlıyorum ortalığı. Birazcık da o zaman. Ya şey kralcım. Efendim, beni mi çağırdın? Birazcık da şey, şu H&M'in slime ile oynayabilir miyim? Birazcık da onu mıncıklamak istiyorum. E hadi bakalım, tamam, onu da göster arkadaşlarımıza ki şu iyi butona karar verirken kolaylık olsun. Birkaç sefer patlat, hemen bitir videoyu. Ay krala bakın arkadaşlarım. Yani tamam, biri bana dur desin dedik ama bu kadar da sert bir çıkış beklemiyordum açıkçası. Yoksa sizin adınızda mı konuşuyor? Siz onu elçi mi tuttunuz yoksa arkadaşlarım? Bu kralla işbirliği mi yapıyorsunuz? Tamam, ben gidiyorum arkadaşlarım. Challenge videom işte bu kadardı. Numnoms vs H&M lip glossları yarıştırdım. Muhteşem güzel iki tane slime yaptım. H&M lip gloss yapmış olduğum slime elimdeki. Pudra pembesi renginde muhteşem güzel bir slime. Tam bir baba slime, sakız gibi bir slime oldu arkadaşlarım. Hop. Evet, şimdi veda zamanı. Oh be, söz dinliyor musun ha sen de? Ay tamam kralcığım, tamam, hemen bitiriyorum videomuzu. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, şimdi veda zamanı. Ben bu videoda birazcık kraldan tırstığım için hemencecik bitiriyorum arkadaşlarım. Sanırım siz onu elçi tutmuşsunuz. Çok konuştuğum zaman beni uyarsın diye bunu görevlendirmişsiniz, öyle mi? Hmm, tamam peki arkadaşlarım. O zaman ben de hemen veda ediyorum ve videomu bitiriyorum canlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Slime'lar muhteşem arkadaşlarım, lütfen iyi düşünün, iyi karar verin. Renk mi önemli, kıvam mı önemli derseniz, kıvam her ikisi için de aynı şekilde. Yalnız numnomsarınki daha bir güzel, kesinlikle ele yapışmıyor. Ben şu kraldan bir fırça daha yemeden artık bitiriyorum arkadaşlarım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlarım. Video yüklediğim zaman ilk siz haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.